sesler. Her gün kulağımızı dolduran sesler. Kapıyı çalan kim acaba? Ya şu trafiğin sesi? Ofis orkestrasının sesi de aşağı yukarı şöyle bir şeydir. Okuldan çıkış sesi. En sevdiğim. Of, ev işleri de bitmek bilmiyor. Aman, bırak biraz dağınık kalsın. Olmaz. Ya başınıza bir iş gelirse eve gelenler ne pismiş demesinler. Sahi kim bunu diyecek olanlar? Şu aç kedinin sesi sadece benim kulağıma mı geliyor? Çantasında kedi maması taşıyanlar, ne güzelsiniz. Sporu ihmal etmeyenler, size de merhaba. Akşam yemeğinde ne var? Ustam, kolay gelsin. Hepinizi duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Zekirdek başlıyor. Efendim, duydunuz yine sesini. Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek başladı. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim, bu akşam üzeri radyo programımızda Zekirdek'te anlam veremediklerinizden bahsedeceğiz. Şuna 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 anlam veremiyorum dediğiniz ne varsa buyurunuz, bekliyoruz. Twitter'dan, Instagram'dan Zeki Kayahan hesabına ulaşabilirsiniz. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Anlam veremiyorum konu başlığımız, etiketimiz, hoş geldiniz. Bir hayvana iftira atılmaya çalışılmasına anlam veremiyorum demiş. Dinleyicimiz WhatsApp'tan göndermiş. Boji değil mi efendim? Güya metroya kakasını yapmış, sonrasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir hayvan değil, insan dışkı bırakıyor koltuğa. Bir köpeğin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını da ilk kez görüyoruz. Ağaca, hayvana, herkese düşman bu kafa. Merhametten yoksun. Ben yapmadım. Ben metronun koltuğuna kakamı yapmadım diyemeyecek bir köpeğe bile kumpas kurabiliyorlar. Düşünün, köpeğe bunu yapan insana neler neler yapar. Eşim beni niye kıskanır anlam veremiyorum. Tamam, yakışıklı, karizmatiyim. Miroğlu yasalarını saymaya kalksam Kenan'dan da pek farkım yok. Buna anlam veremiyorum demiş. Biraz kendinizi abartıyor olabilir misiniz? Zira WhatsApp profil fotoğrafınızı görüyorum yani. Tabii herkesin Miroğlu'su kendine. Bir şeylerin pahalı olduğunu dile getirdiğimizde orta yaşın biraz üstündeki insanların neden eskiyi dile getirdiğini anlam veremiyorum. Sanki 20 yıl önce insanlar elinde mızrakla avlanıyorlardı mesajı gelmiş. Benim kimilerine göre çok değil, yakın tarihimizde uçak yoktu, buzdolabı yoktu, hastane yoktu, köprü yoktu, yol yoktu. Yemek yaparken sıçrayan yağ taneciklerinin gözlük camının dış kısmına değil de iç kısmına konmasına anlam veremiyorum demiş. Efendim, artık siz de yüzme gözlüğü kullanacaksınız. Kadınların hiç uğruna sürekli öldürülmesine anlam veremiyorum. Çok yanlış bir ifade. Bilinçaltımızı temizleyelim. Hiç uğruna ya da var uğruna. Hiçbir şekilde hiç kimsenin öldürülmesini onaylayamayız. Öldürmenin bir sebebi, bir açıklaması olamaz. Hiç uğruna ifadesini silelim oradan. Her şeye zam gelirken maaşımıza zam yapılmamasına anlam veremiyorum demiş Eda WhatsApp'tan. Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz, ekonomiye geliyoruz. Birilerinin cebinde köpek kakasıyla gezmesine anlam veremiyorum. Benim de hayatı paylaştığım bir köpek var. Eğer gezdirirken kakasını yaparsa onu bir poşetin içine alır ve en yakın çöpe atarım. Kötü kokuyor. Bunlar neden ceplerinde gezdiriyorlar ki demiş. Rüyalarıma anlam veremiyorum. Yıldız Tilbe'yi kolonya ile ayıltıyordum. Ha? Rüyalarıma sen girmeliydin yıldız değil mesajı gelmiş. Bana mı kolonya? Kardeşlerin birbirine düşman olmasına anlam veremiyorum demiş. İlknur Hanım göndermiş WhatsApp'tan. Sana yakışıklıyım dedim, bu da mı yalan demiş. Fotoğrafını göndermiş dinleyicimiz. Efendim, sizi yayına davet ediyoruz. Dinleyicilerimizle birlikte karar verelim. Kendinizi Kenan İmirzalıoğlu zannediyorsunuz. Buyurun, yayında hep birlikte karar verelim buna.
0216 987 52 32, 0216 987 52 32. Ben bile suratımı aynada 5 saniyeden fazla bakamazken, müstakbel eşimin bir ömür bu suratı görmeksine niye evet dediğine anlam veremiyorum. İşte evet dediyse artık müstakbel değil efendim, eşiniz olmuş. Ali Can Bey, belki sadece suratınıza bakmıyordum. Yani artık kabullenin, müstakbel değil. Bitti o iş, bitti. Siz evlisiniz. Sizin karınız var. Evet, sizin karınız var. Karınız var sizin. Adım Kuzey Efe, yaşım 13. Babam dolarla maaş alıyor ama buna sevinmiyor. Anlam veremiyorum demiş. Benim yakışıklılığıma da puan verin demiş. Engin Bey, buyur efendim, yere bekliyoruz. 0216 987 52 32. Köpek dışkısını alıp koltuğa süren. Hiç parası. Ya onu nereden buldu bu arada ya? Köpek dışkısını nereden temin etti? Hiç metroda Boji, değil mi? Köpeğin adı Boji'ydi. Boji isimli sevimli köpek. Güya metroya kakasını yapmış. Tüm suçu bu tatlı köpeği atmak için bir insan evladı kumpas kuruyor efendim. Fakat burada merak edeceğimiz çok şey var ya da ettiğimiz. Köpek kakasını nereden buldun? Aklına nereden geldi? Çöp mü karıştırdın, köpek mi takip ettin? Nasıl yaptın bunu yani? Hakikaten çok ilginç. Diyor ki Nezihe Hanım, Toronto'dan göndermiş. Dün bir yerde Tolstoy'un şu sözü karşıma çıktı. Bozulduğu zaman insandan daha korkunç bir yaratık yoktur. Köpek dışkısını atan adam haberini duyunca hemen bu söz aklıma geldi demiş. Çok haklısınız. Tolstoy da haklı. Hiç demek varken karı denmesine katlanamıyorum demiş. Şimdi bunu nasıl kullandığınıza göre değişir. Sizi karı koca ilan ediyorum. Biri çıkıp karımı çok seviyorum. Ama öte yandan ya bizim karı da burada kaba oluyor. Nasıl kullandığınıza göre değişir. Eşim ve karım arasında ben böyle bir tercih yapacak durumda değilim ama tercih etmek durumda kalsaydım eşimi tercih etmezdim. O ne öyle terlik gibi? Ayakkabının diğer teki gibi. Hem birisi diğerinin eşi olabilir mi? Birebir aynısı. Farklılıkları ne yapacağız? Törpüleyelim mi? Niye eş olalım ki? Hadi buyur buradan yak. Oysa farklılıklar değil midir güzel yapan? Anarşik cadı Profesör Doktor Övgün Ahmet'in mesajını paylaşmış. Anlam veremiyorum diyerek alıntılamış. Milletvekillerinin eş ve çocuklarına neden diplomatik pasaport verilmektedir? Giderleri devletçe karşılanmak üzere neden sekreter, danışman ile yardımcı görevli sağlanmaktadır? Hakikaten neden? İzmir'den Zafer WhatsApp'tan göndermiş. 3 senedir zam yapmayan patronumun yüzüme gülmesine ve hiçbir şey olmamış gibi davranmasına anlam veremiyorum. Ben gülemiyorum ama demiş. Sırf Ekrem İmamoğlu'na muhalefet olacağım diye Boji'yi toplu ulaşım aracıyla biliyor diye eleştirenler oluyordu. Bu aşağılık olaydan sonra senden benden daha fazla hayvansever oldular. Demiş WhatsApp'tan Burçin. Karım yerine eşim demek, tuvalet yerine lavabo demek gibi bence demişler efendim. Hanımefendilere soralım. Efendim, kocanız size karım derse, karıcım derse mi daha çok hoşunuza gider? Yoksa eşim mi? Buyurun bunu da tartışalım. Bir beyefendi galiba karı diye yazmış ama biz o şekilde söylememiştik. Ne söylediğinizi, nasıl söylediğiniz önemli bazen ve çoğu kez. 0216 987 52 32, 0216 987 52 32. Twitter, Instagram Zeki Kayahan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32, 0532 172 52 32. Zeki çok güzel anlattın. İleride evlenirsem kocamın benden hep karım diye bahsetmesini istiyorum artık. Eşim değil demiş. Karım demesini isterim demiş. Eş ne öyle ya vallahi sen? O da benim kocamdır demiş. Koca da, karı da onu örten kardan geliyor diye okumuştum sanki. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ama bu bakış açısıyla da güzel duruyor demiş. Niye peki o zaman kar eriyor da dağ öyle kalıyor? Bir de dağın üzerine yağan kar hep aynı mı olacak acaba?
Ya da tek karla bahar gelir mi? Yani bence öyle değildir. Sanki biraz zorlama olmuş gibi ama emin de değilim. Koca dağ, koca eşittir dağ, karı eşittir onu örten kar. Hayır, kar sürekli kalmıyor, eriyor çünkü. Ben kadın olsam buna itiraz ederdim. Karıcım yerine şimdi eşimcim mi diyeceğiz demiş dinleyicimiz. Yani dinleyicimiz göndermiş WhatsApp'tan. İlhan Bey diyor ki karı koca denmesinin şöyle bir hikayesi vardır. Yüce dağ anlamına geliyor. Palan döken yüce dağ altı lale üstü bağ vermem seni ellere. Niçe ki bu canım sağ sarı gelin aman. Eşler için söylenen karı koca kelimelerinin ayrı ayrı anlamları koca belirtildiği gibi dağ anlamında. Karı ise yağan kar anlamını ifade ediyor. Aa, doğruymuş bu. İkinci kez geldi çünkü. Dağın karı, dağı uslandıran, dağı yeşillendiren, kar yağmayan dağlar kül gibi oldu. Ciddi anlatı bozukluklara yapmışsınız ama baharda çiçek açması, kaynakların oluşması beklenemez. Ayrıca kar yağış olarak yeryüzünü steril hale getirir. Rahmetli babam derdi ki kar göğün zehrini alır. İşte tüm bu anlamların yüklenmesiyle dağı örten tertemiz kar anlamında evli çiftlere karı koca denirdi. Evet, ben kabul etmiyorum bunu. Kar eriyor çünkü. Yani Kayseri'de böyle bir şey söyleniyor diye. Benim eşim benden sevgilim diye bahseder. Hatta bir arkadaş buluşması planlarken ben sevgilimi de getireceğim demiş. Evli olduğunu bilen arkadaşları bir tuhaf olmuş. Bir şey de diyememişler. Tanışıp da durum açıklığa kavuşunca çok gülmüştük diyor. Ne güzel efendim. Hepsinden güzel. Mümkünse sadece Cansu desin demiş dinleyicimiz. Herhangi bir sıfat eklemesine gerek yok. Herkes kendi karısına mı Cansu? Asla karım demesini istemiyorum. Çünkü benim bir parçam gibi eşim diyor. 21 yıllık evliyiz. Hiç karım demedi. Ben de kocam demedim. Kocamasın, daha çok yolumuz olsun mesajı gelmiş. Ben hanım demeyi tercih ediyorum Fatih. Sesim ümüğümde bu yani tıkanıp kaldı ya. Bugün tanıştığım bir kadın dolar konusu açıldığında yerli üretim tüketirsek dolardan etkilenmeyiz. İstediği kadar yükselsin, neden isyan ediyorsunuz dedi. 10 yaşında çocuklar anlıyor, bu insanlar anlamıyor demiş Duygu Hanım göndermiş. Peki efendim. Bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra geliyoruz. Neye anlam veremiyorsunuz? Bu akşam üzeri konumuz budur. 0216 987 52 32 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Çut. Hangi gazetecileri tarif ediyor acaba ya ha? Ne kadar güzel tarif bu. Yıllar öncesinden bugüne gelen. Vay baban anan kemüğüne. Peki efendim, bir son dakika gelişmemiz var. Onu aktarmak istiyorum. Alalım, Tavuk Reis burada mı? Hazır mı? Efendim, aracında LPG kullananları görebilir miyiz? Bir el kaldırsınlar. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Zam haberlerini Tavuk Reis'le birlikte duyuruyoruz. LPG kullananlar. Yine neye zam geldi yazmış diyeceğim. Tabii bu şarkıyı duyunca. LPG kullananlar. Efendim, en son galiba cuma gecesini, Mehmet yanılıyorum, cumartesine bağlayan gece, cumartesi bir artış olmuştu. Artık takip etmek de zor. 19 Kasım'da haberini vermiştik abi, takvime bakayım. Evet, 19 Kasım cuma, yeni güne 20 Kasım'a başlayınca benzin, motorin ve LPG'de ortalama, hepsini şu an tek tek hatırlamıyorum, yarım lira artış olmuştu. Efendim, bugün
cumartesi, pazar, pazartesi, yani 3 gün sonra bugün yine bir artış söz konusu. Efendim, LPG'ye zam geldi. EPGİS'in açıklamasına göre LPG otogaza bu geceden itibaren geçerli olmak üzere. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere. 19 kuruş zam yapıldı. Son dakika haberi. 19 kuruş. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş, 16 Kasım'da 25 kuruş zam gelmişti diyor haberde. Cuma gecesini cumartesiye bağlayan günde ise 45 kuruşluk zamla 2.12 olmuştu. 2.12'nin üzerine... Evet, yapılan toplam zam 2.12 olmuştu. Bir de bugün 19 kuruş geldi efendim. Arabanın camları açık, radyonun sesi de açık. Herkes şaşırmış bir şekilde arabaya bakıyor. Arabada tavuk mu var diye. Evet, tavuk reisi duyduğunuz zaman aracın camlarını açın. Etraftan gerçekten de ilginç ilginç bakabiliyorlar. Evet, yine araçta dans eden çocuk arkadaşlarımı görüyorum. Merhaba arkadaşlar. Bir an bant yayın mı acaba dedi ama değilmiş efendim, her gün birbirine benziyor değil mi? Evet, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla araçlarında LPG kullananların yaklaşık 7 saati var. Yemin ediyorum tavuktan soğuduğum mesajı gelmiş. Efendim, bu vegan beslenen biri olarak beni mutlu eder. Tabii aracında sadece LPG kullananlar değil, mutfak tüpü kullananlar da etkileniyor bundan demiş. Zafer Bey göndermiş WhatsApp'tan. Neyse ki ben benzin kullanıyorum demiş dinleyicimiz. Zeki çocuklar bu şarkıyla arabada yine çıldırdı demiş. Leyla Hanım göndermiş, evet görüyorum efendim, videoda çok şenler. Selamlar, hepsinin yanaklarından mıncırıyorum. Artık radyo dinlemeyen komşular da öğrendi zam haberi geldiğini. Şarkıyı duyunca kapıya gelip soruyorlar Aslı şimdi ne zamlanmış diye. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Canlı yayın bağlantılarına geçeceğiz. Neye anlam veremiyorsunuz? Şuna 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 anlam veremiyorum dediğiniz ne varsa buyurunuz, bekliyoruz. 0216 987 52 32 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Çutuz. Efendim buyurunuz, hoş geldiniz. Merhaba. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Duyuyor musunuz efendim beni? Duyuyor musunuz beni? Alo. Alo, duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Araç kiti devrede herhalde. Biraz zor oluyor ama. Evet, o devrede. İyi akşamlar, nasılsınız? Efendim sizi iyi duyma gayreti içerisindeyim. Halim budur. Siz nasılsınız? Ne yapayım bilemiyorum. Ben de direksiyondayım. İyiyim şükür, sizi dinleyerek ilerliyoruz Ankara akşamında. İyi yolculuklar. Nasıl bir akşam var Ankara'da? Yol durumu alalım sizden, buyurun. Tatil sonrası öğretmeniz, biz tatil sonrası şaşkın. Evet, hayat devam ediyor akşamı var Ankara'da. Hayat devam ediyor akşamı, evet. Evet. Peki efendim. Buyurunuz efendim, neye anlam veremiyorsunuz? Birçok şeye anlam veremiyorum. Neye anlam veremiyorum? Aslında bir önceki konuyla bağlayayım ben. İnsanların bir şey söylemiştiniz, ben bu tuvalet eşime karım diye demiyorum, tuvalete lavabo demekle aynı diye bir örnek vermişti biz dinleyiciniz. Ben onunla hemfikirim çok. Evet. İnsanların ağız dolusu küfredip o zaman hiç utanmamalısına ama tuvalete gidemeyip lavaboya gitmesine hiç anlam veremiyorum. Evet efendim, yani lavabo değil tuvalet diyelim diyorsunuz. Evet, yani o kadar çok saçma sapan şeyden. Bir riyakarlığımız var, bir
utanma duygunuzda bir kayma var. Çok tuhaf yerlere kayma. Utanılacak şeyden utanmayıp utanılmaması gereken birçok şeyden tuhaf bir şekilde utanmayı öğret. Hatta bunu öğretiyoruz da çocuklarımıza falan. Ben çok hiç hoşlanmıyorum bundan. Evet, tabii genelleme yapmayalım ama yani bu, çünkü ben tuvalet diyorum mesela, hiç üstüme almadım. Yine tuvalet diyenler de vardır. Aynı şekilde eşim değil karım diyenler vardır. Ya da eşine dedim bakın. Ya da karısına ismiyle seslenenler vardır. Sevgilim diyen vardır. Hayatım diyen vardır. Balım diyen vardır. Çöreğim diyen vardır. Siz evli misiniz? Evliyim efendim. Peki evliyim. Size nasıl hitap ediliyor? Müdür, şantiye şefi. Müdür mü? Müdür mü diyor eşiniz size? Ya, evet, ama bu arada yani. Eş dediğimizde pelesenk olmuş. Kurtulmak kolay olmuyor. Müdür mü? Evet, der. Müdür, ha. Müdür. Şantiye şefi, müdür. Şantiye şefi. Evet. O da iyiymiş ya. Evet. Müdür, ne yapıyoruz, nereye gidelim tatile? Böyle konuşmalar mı efendim? Evet, evet. Belli ki seneden sonra öyle oluyor demek ki. Ha. Ama gençken öyleydi o. Evlenmeden önce de mi müdür diyordu efendim size? Derdi evet. Hiçbir değişiklik yok yani. Sonradan olmuş bir şey değil. İyi yani, gençlikteki bakış açısının değişmesi iyi değil mi? Heyecanın devam ettiğini gösterir. Evet yani herhangi bir değişiklik yok. Evet öyle. Peki, devam ediyor. Artık heyecan mı dersiniz, rutin mi dersiniz, ne derseniz deyin. Peki ne diye hitap etmesini isterdiniz? Hiç düşünmedim. Bana edilen hitaplardan memnunum demek. Hiç öyle şöyle hitap etseydi diye bir kaygım ya da fikrim hiç olmadı. Hayatımda der. Evet. Hani müdürün yanında, şantiye şefinin yanında hayatımda der. Hiç öyle bir kaygım, endişem olmadı. Şöyle de hitap etseydi diye. İnanın. Peki efendim. Kaç yıldır evlisiniz? 19 mu? Öyle bir şey. 19 öyle bir şey, evet. Yani tarihi hatırlıyor musunuz? Çıkarma işlemini mi yapamadınız yoksa tarihi mi unuttunuz? 19. Hangi 19. yıl efendim? 2002'de evlendiniz. Peki. Çok teşekkürler. Mutluluklar diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yayında çaldığın tavuk şarkısının hastası olduk. Ofiste sayende Mona Lisa gibiyiz. Şarkı sebebiyle gülerken ardından gelecek zam haberine de ayrıca üzülüyoruz demiş Uğur, göndermiş efendim. Zeki merhaba. Yayında bahsi geçen Arçelik su arıtma cihazının model veya kod numarası nedir demiş. Konya'dan Halis Hanım göndermişler. Efendim bir tezgah altı olan modeli var. 3140 SFC, Fatsa Ceyhan 3140. Bir de böyle Sebil gibi ayrı bir yerde kullanabileceğiniz SAS 6420, Samsung Adana Samsung 6420. Arçelik.com.tr'de detaylı bilgileri görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bu vesileyle su içmeyi de hatırlatalım. Bugünün bir bardak suyu da benimle. Evde, yolda, araçta, her neredeyseniz. Çalışırken, ofiste, fabrikada. Efendim zil sizin için çalıyor. O ihmal ettiğiniz bir bardak suyu yudum yudum içme zamanı. Su içerken fotoğraflarınızı, videolarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. 0532 172 52 32 efendim. Peki içtiğiniz suyla kendinize nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Bir de ona bakalım, bilgilendirelim. Arçelik su arıtma sistemleri su içmeyi hatırlatıyor. Vücuttan atılan sıvının yerine konması ve sıvı dengesinin korunması için yeterli su tüketmek oldukça önemli. Tam da şimdi bir bardak su içme zamanı. Arçelik su arıtma sistemleriyle su içmeyi unutmayın. Fotoğraflar gelmeye başladı bile. Aracında suyunu içen Arzu Aksoy, afiyet olsun efendim. Öğlene kadar bunu bitirdim demiş ve devam eden suyun öte yandan yeni şişesini dolduran Fatma Hanım, afiyet olsun. Bakıyoruz, cam şişeden suyunu içen Fatma Toprak, afiyet olsun. Öte yandan şu anda çalışırken bizi dinleyen ve suyunu içmeyi ihmal etmeyen Taner Bey, size de afiyet olsun efendim.
Bakır Zehra Hanım göndermiş. Cam bardakta suyu içmekte. 9 yaşındayım, su sağlıktır demiş. Cam bardaktan suyu içen Nazan'ı görüyoruz. Hazırız, su elimizde demişler öte yandan. Arif Bey'i görüyoruz. Sular içiliyor efendim. Sağlık olsun, şifa olsun. Suyunuza sağlık getiren Arçelik su arıtma sistemlerine abone olmak için ayrıntılı bilgi 444-0888 veya arçelik.com.tr'de. Üstelik ücretsiz kurulum ve bakım Arçelik güvencesiyle. Arçelik buzdolabı fabrikasında çalışırken bizi dinleyen ve suyunu içen AR22 afiyet olsun. Köpek, domuz ya da fare diyeceği zaman lafa affedersin diye başlayanlar var. Bir hayvan ismi niye ayıp olur anlam veremiyorum demiş Tuğba. Derbi maçlarında nasıl, niye ve hep olay çıkar anlam veremiyorum. Biz ne zaman kavgasız bir derbi izleyeceğiz Ahmet Burak? Kavga mı çıktı, ben seyretmedim. Kendime anlam veremiyorum. Uzun zaman sonra dışarı çıkmadım. Yürümeyi unutmuşum. Bu zamana kadar neden yürümemişim? Kendimi sorguluyorum Mustafa. Derbi maçta sahaya şişe çakmak neden atılır? Anlam veremiyorum demiş Burak. Kedimin hiç ama hiç kucağıma gelmemesine, kendini sevdirmemesine anlam veremiyorum Bade. Kediler böyledir. Amerika'da enflasyon sıfırdan %7'ye çıkarak 7 kat nasıl artmış anlam veremiyorum demiş. Seren Hanım göndermiş. 0 çarpı 7 eşittir 0 diyorsunuz. Peki Amerika'da enflasyon sıfırken %7'ye ulaştığında 7 kat artıyorsa, Kanada'da enflasyon %1 iken %7'ye çıktığında kaç kat artar? Temel matematik. Park halindeki aracıma vurup kaçan zihniyete anlam veremiyorum demiş Nazlı Hanım Bursa'dan. Amerika'dan gelen mesaj, enflasyon burada %3, %7 ne alaka demişler. Bilmiyorum efendim, belki buradan %7 görünüyordur. Yine tek maçtan kuponu yatan Duygu Hanım. Derbi berabere bitmeliydi demiş. Böyle oynadı ama ben tutmadı demiş. Derbide sahaya elma atan vardı mesajı gelmiş. Elma mı? Gerçekten mi? Sibel Alp. Arçelik su arıtma cihazınızı güzel günlerde kullanırlar. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Anlam veremediklerinizden bahsediyoruz bu akşam üzeri. 0216 987 52 32 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Çut. Şuna anlam veremiyorum dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz bu akşam üzeri. Bakalım kimle tanışacağız? İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Zeki. Merhaba, tanıyabilir miyiz sizi? İzmir'den 40 yıllık bir adet Mert. Mert, ne yapar ne edersiniz? İlaç sektöründe çalışıyorum Zeki, mümessilim. Peki, kolaylıklar diyoruz. Neyi anlam veremiyorsunuz Mert? Peki şöyle, ben yani yaklaşık 25 yıla yakındır çadır tatili yapmayı çok severim. Harika. İşim dolayısıyla tabii birçok yerde otel tatili, otel konaklaması da yapmak zorunda kalıyorum ama iş dolayısıyla bile birçok yerde fırsat bulursam çadırda kalmayı tercih ediyorum. Öyle mi? Mesela çalıştığınız ilaç firması sizi bir toplantıya, bir seminere vesaire gönderiyor. Siz çadırınızı bagajda götürüp otelde kalmaktansa çadır açıp çadırda mı kalıyorsunuz? Yani daha çok haftalık rutin seyahatlerimde diyebilirim. Yani bir akşam konaklayacaksam, şimdi İzmir'de yaşadığım için genelde seyahat bölgelerim işte Aydın, Muğla civarı oluyor. İzmir'de yaşayanlar çok şanslı bu anlamda, evet. Ya evet, kıskandırmak gibi olmasın ama biraz öyle galiba. Evet, haklısınız, evet, çok haklısınız. Yani çadır tatil dediğim gibi benim için çok farklı ve keyifli bir tatil türü. Ama bazı insanların, ki bunu çok yakın çevremden de birçok insandan görüyorum ve maalesef üzüyor beni. Sanki çadır tatili yapmayı böyle bir acizlik ya da işte ekonomik durumu kötü olan insanların yapabildiği bir tatil türü olarak görüyorlar. Buna gerçekten anlam veremiyorum. Şöyle söyleyebilirim. Benim rutinde, günlük hayatta kullandığım kamp ekipmanlarımın tamamını topladığımızda orta halli bir ev fiyatı diyebilirim. Ne diyor? Neler var peki? Ya sadece bir kaliteli çadırı bile düşündüğümüzde, tabii hani dövizin artışı da buna bağlı belki ama iyi bir çadır almaya kalktığınızda $1,000 altında bir çadır bulmanız çok kolay. $1,000. Hele ki böyle, evet, daha profesyonel özellikle kış
tatil de düşünüyorsanız o zaman kullanacağınız da çok daha yüksek rakamlara çıkabiliyor. Yani işte kamp mutfağı, kamp ekipmanları dediğimizde bunlar hakikaten çok çok ciddi. Peki Mert bir şey soracağım. Yazın kullanılacak çadırla kışın kullanılacak çadır ya da kullanılan çadır birbirinden farklı mı? Ya da her iki mevsimde kullanılacak ya da kullanılan çadır var mı? Yani şöyle Zeki, çok profesyonel olmayan bir çadır düşünürsen 3 mevsim kullanabileceğin çadırlar var ama kışın özellikle çok soğuk ortamlarda kullanacağın çadırların mutlaka ve mutlaka kar veya kış koşullarına uygun olması gerekiyor. Hı-hı. Çünkü havalandırmalar, özellikle içindeki bulunan havalandırma kanalları, pencereleri ona göre dizayn ediliyor. Hı-hı. O çadırı mesela alıp yazın çok sıcak bir yerde kurduğunuzda içine giremezsiniz. Çünkü havalandırma olmayacak içinde. Peki o zaman kışın havalandırma yok diyebilir miyiz? Aslında yine var. Yani insanlar şey zannedebiliyorlar hiç görmedikleri için. Ya tamamen kapalı, fermuarla kapattığınız zaman hiç hava almayan bir çadır gibi düşünüyor. Hayır, üst kısmında yine havalandırma kanalları oluyor, havalandırma bacaları oluyor. Hı hı. Ama çok daha farklı dizayn ediliyor, çok daha küçük olabiliyor. Hı hı. Bir dinleyicimiz diyor ki İzmir'de yaşıyorum, az önce şanslı dediniz de bu yaz sadece bir kez denize gittim. Yani İzmir'de yaşamak o kadar da düşündüğünüz gibi değil demiş. Ama bu sizin durumunuzla ilgili olabilir, tabii ekonomik koşullarla ilgili olabilir, iş yoğunluğuyla ilgili olabilir. Ama bu İzmir'in konum olarak tatile gidilecek ya da dinlenilecek ya da yüzülecek yerlere olan avantajını değiştirmez diye düşünüyorum. Tabii kişisel olarak sizin bu duruma dahil oluşunuzu etkileyebilir ama İzmir orada sabit olarak duruyor yani İzmir'i. İzmir'i bu anlamda lütfen efendim değersizleştirmenize müsaade edemem yani. İzmir İzmir'dir. Her yere kolayca ulaşabilirsiniz imkanınız varsa. Peki çadırda kalmanın hiç mi dezavantajı yok Mert? Ya mutlaka var Zeki. Yani özellikle hani hijyen açısından düşündüğünüzde, eğer ki iyi bir kamp alanında kalmıyorsanız ya da kamp alanı haricinde doğada bir yerde kalıyorsanız özellikle kişisel ihtiyaçları gidermek evet zor. Hı hı. Hiç kaldın mı ama... peki? Tabii kaldım. Hmm. Peki çadırda kalıp yani bir kamp alanı değilsin, ormanın ortasındasın, dağın başındasın, yani gözlerden uzaktasın. Böyle bir durumda hiç korktuğun oldu mu? Oldu Zeki, hatta şey yani vahşi hayvanların çadırımın yanına kadar geldiği durumlar da oldu ama bunları yaşayarak ve belli eğitimleri alarak öğreniyor insan. Nasıl? Tabii mesela vahşi hayvan sesini duyduğunda insan çadırdan çıkmalı mı, çadırda kalmalı mı? Benim aldığım eğitimlerde bize öğretilenler mümkün olduğunca hayvanı ürkütmemek adına çadırdan çıkmamak. Hmm. Ama en temel yapılabilecek şey mutlaka kampınızda ateş olmalı, kamp ateşi. Hani şu romantik olarak görünen kamp ateşi aslında sizi bu tür saldırılardan korumak için çok daha öyle mi? Bir yöntem tabii öyle ki. Mi? Ha. Peki ateş hiç sönmeyecek diyorsun yani? Evet. Ha. Öyle köz haline falan bayağı alev alev olacak. Yani mümkünse eğer etrafa da zarar vermeyeceğiniz bir yerdeyseniz sabaha kadar o ateşin yanması önebiliyor. Peki nasıl bir etki oluşturuyor hayvanlarda? Yani anladığım kadarıyla ya da benim duyduğum kadarıyla hayvanlar ateşten korktuğu için ateşe yaklaşmak istemiyorlar. Tabii dikkat edeceğiniz başka şeyler de var. Yani örneğin yemek yediyseniz yemek atıklarınızı mutlaka ve mutlaka çadırdan uzak bir noktaya götürmeniz, hatta yapabiliyorsanız bertaraf etmeniz ya da gömmeniz, yemek kokusu bırakacak şekilde çadırınıza yakın yerlerde yemek yapmamanız. Peki hiç bu ateşin olmadığı durumlarda saldırıya uğradınız mı? Bir sefer yaban domuzu sürüsüne denk geldim Zeki. Çok açık alanda ve yazın yani Ağustos ayındaydı. Gökova tarafındaydım. Civarda da birçok çadır vardı. Açık alandaydık ama yani etrafta kalabalık diye ben geleceklerini çok düşünmedim ama genç bir çift yemeklerini bir torbaya koyup bir ağaca asmışlar. Tabii onun kokusuna domuzlar geldi. Hatta birkaç kişiye yani hafif diyebileceğim şekilde yaraladılar da. Peki. Dinleyicimiz diyor ki çadır fakir tatiliymiş gibi değil de çok güvenliksiz bir tatilmiş gibi geliyor. Hiçbir şey düşündürmüyor da biri fermuarı açtı dedi bayılırım herhalde demiş bu durumda. Kaçacak yer bile yok. Didem Hanım göndermiş. Biri fermuarı açıp dedi mi size? Yani çadırcılar birbirine bunu yapmazlar. Hatta şöyle söyleyeyim yani çadırınızın önünde duran herhangi bir malzemenizi bile gelip başka bir çadırcı kullanmaz izin almadan. Size ait herhangi bir eşyayı almazlar. Peki hiç çadırınızın üstüne şıp dedi damladı mı? Yani yağmur altında çadırda uyurdunuz mu? Uyumuşsunuzdur. Tabii.
tabii ki çok keyiflidir. Of yani bu işi yapmayan insanlara da tavsiyem yağmurda. Hı. Ama tabii orada da dikkat edilecek şeyler var. Yani yanılmıyorsam 2018 yılındaydı. Hı. Antalya Kaş'ta bir çadır tatilindeydim Eylül ayında. Hı. Hava durumu raporları ciddi bir fırtına beklendiğini söylüyordu. Hı. Ben tabii ona göre çadırımı ekstra iplerle hem yere hem yakındaki bulunan ağaçlara da bağlamıştım. Hı. Kamp alanında o gün 76 tane çadır vardı ve sabah uyandığımda sadece 2 tane çadır ayakta duruyordu. Bak şöyle, benimkiydi. Şöyle bir ses yap var YouTube'da. Çadırda yağmur sesi aradım var. YouTube'da hemen her şey var. Şöyle evet. Bir duyuluyor. Aynen böyle duyuluyor. Hatta tatlı bir rüzgar varsa rüzgarın sesi de geliyor. Ama dur rüzgarlısını nasıl bulacağım ben bunu şimdi? bu biraz yansın bakacağım bir saniye. Dur bakayım rüzgarlı olan var mı? Şu nasıl? Biraz gök gürültülü. Çok güzel be. Evet. Bak kesinlikle yani hiç çadırda kalmayan birine çadır tatilini öneririm. Çadır tatili seven insanlara da mutlaka ve mutlaka yağmurlu bir havada çadırda kalmaları tavsiye ederim. Çadır boşa çıkıyor mu senin arada? 4 tane çadırım vardı. Ne söyleyebilirim. Ne diyorsun? Hepsi şey mi? Yani farklı özelliklerdeki çadırlar mı bunlar? Evet. Ha. Ama yani o 4 çadırın 2 tanesi hani 3 mevsim rahatlıkla kullanılabilecek çadırlar. İzmir'e yolun düştü. Çadıra ihtiyacım var. Beni ara diyorsun yani. De ben öyle kesinlikle. Diyorum. Kesinlikle. Ya geçen geldiğimde bilseydim boyozla bomba getireceğimi çadırlardan birini getirirdim. Sen boyozla bomba mı getirdin bize? Evet. Ha o sendin. Bir de bana laf sokarak getiren miydin Mert? Yok canım estağfurullah. Ha, tamam. Nihat mı abarttı onu? Evet biraz o abarttı. Anladım. Yapıyor öyle şey. Ben diyorum patron kontenjanından programcı olunca böyle oldu. Torpilli diyorsun. Kesinlikle. Ya şu sesi saatlerce dinleyebilirim ya. Senle böyle sanki çadırda sohbet ediyormuşuz gibi de hissettim. Ve bazen öyle oluyor ki Zeki, yani yağmur azaldığı zaman böyle çadırdan çıkıp ihtiyacını gidermek için ben dışarıya çıkmak gerekliliği doğuyor. Çıkmak bile istemiyor insan. O sese o kadar alışıyor ki. Evet ben alıştım şu anda yani seninle vedalaşamıyorum. Dondum kaldım şu an. Bu arada sadece doğada değil dediğim gibi hani Türkiye'de birçok kaliteli diyebileceğimiz kamp alanları da var. Çok güzel kamp alanları da var. Hani genelde orman kampları dediğimiz kamplarda evet belki kişiden tuvalet, banyo olanakları çok değil ama özel işletmelerin olduğu kampinglerde hani orta sınıf bir otelden çok daha iyi duş, banyo imkanları olan kamp alanları diyorum. Evet. Dincimiz diyor ki vallahi şu an bir hafif bir üşüme de geldi bana ha bu sesle birlikte bilmiyorum size de oldum ama Zeki balayında çadırda yağmura yakalandık karımla. Çadır su geçirmiyormuş ama içine aldığı suyu da dışarı geçirmiyormuş diyor. Karavan daha rahat değil mi demişler efendim. Hı-hı. Ya karavan da şöyle tabii bu biraz da yine beklentilerle alakalı. Karavanın da farklı türleri var. Çekme karavan mı, moto karavan mı? Karavanınızda her yere giremeyebilirsiniz ama çadırınızı alıp her noktaya ulaşabilirsiniz. Bana geçtiğimiz günlerde bir üretici üretmeyi planladığı karavan projesinden bahsetti ve görsellerini de paylaştı. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta bana şu teklifte bulundu. Bunlardan birisini sana yapalım. Stüdyo olarak kullan, bununla gez. Böyle bir şey de önerildi. Şu an heyecanla. Bu projenin biraz daha sona yaklaşmasını bekliyorum. Çekme karavandı ama fakat çok güzeldi gerçekten. Muhteşem olur. Yani bildiğim kadarıyla bir Amerika'da bir de yanılmıyorsam Norveç'te karavandan yayın yapan iki radyocu var. Allah Allah. Evet. Yani ne farkı var? Biz de yapıyoruz bu şeyde yani. Ya canlı yayın aracıyla evet yapıyorsunuz. İstesek yatarız canım canlı yayın aracıyla. Ne var yani bir şey İki çeken atamayacak mıyız yani?
Peki. Patronun otobüsü var en kötü. Ben onu canlıyım arasında. Uykum geldi, araba kullanıyorum. Yağmur sesi uykumu getir demiş dinleyicimiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mert. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Biraz hissedin efendim. Vay vay, resmen o brandaya çarpışını hissediyorum ya. ...22 sezondur yazın en az 45 gün çadırda kalırım. Mert Bey bilir, Marmaris'te Çubucak Orman Kampı'nda kalırım. Anlatılmaz yaşanır demiş, Seval Hanım göndermiş. Tatilde de sürekli çadır taşınmaz sanki. Maksimum 3 gün dayanırım. Kısacık bir tatilim var, onda da keyfimden ödün veremem demiş, Duygu Hanım göndermiş. Bence karavan daha güzel demiş. Hatta şu anda seyahatteyim demiş. Öyle mi Gizem Hanım, iyi yolculuklar. Bize çadırdan yayın yapar mısın? Bence çok doğal olur demiş. Çadırdan yayın yapmak çok zor değil ya. Tuvaletim geldi yazan var. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Şuna 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 anlam veremiyorum dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. Bu akşam üzeri 0216 987 52 32 canlının numarası, 0216 987 52 32. Reklamlardan sonra buradayız. Çut. Duralım. Şarkıyı hatırlayan var mı? Bu şarkıyı kim söylüyordu ve şarkının adı neydi acaba? Twitter, Instagram, Zeki Kayahan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Gider ayak bunda sorayım. Mehmet'e dedim ki reklam arasında, ya bugün ne hızlı geçti. O da diyor ki kısa mesafe uçuş gibi oldu. Ya tam böyle sandviçler dağıtıldı, iki ısırık aldık, iniyormuşuz gibi. Hakikaten size de öyle geldi mi? Bana bugün bir böyle geldi yani. Evet, kim söylüyor bu şarkıyı? Twitter, Instagram, Zeki Kayahan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. O yılları çok iyi hatırlayan dinleyicilerimizden Seren Hanım hemen çat diye ilk doğru yanıtı göndermiş. Robert Hatebo, Esmer Yarim. Hiç benziyor mu efendim Esmer Yarim geçine? Aşk bu kadar kolay mı? Bu şarkı mı? O kimin şarkısıydı? Hakan Peker'in bir şarkısı ama tam çıkaramadım demişler efendim. Emel Müftüoğlu, ya sen ya hiç olması lazım. Ayfun, hadi yine iyisin demişler. Değil efendim. Kara Şimşek'in dizi müziği değil efendim. O geldi Kara Şimşekçiler. Burak Kut. Burak Kut değil efendim. Burak Kut da değil. Ozan Orhon. Kim bilir nerededir, ne yapıyordur. Ortada kuyu var, yandan geç. Diye bir şarkısı vardı. Bu şarkının Saman Alevi tabii de. Bir ara ben mi yanlış hatırlıyorum? Ebru Şallı'yla mı evlenmişti? Ya da o dönem magazin basına çıkan bir flört haberi. Bilmiyorum. Efendim, benden bu akşam bu kadar. Gece 10'dan itibaren yine burada, yine Türkiye'nin en kafa radyosunda Matraks'ta olacağım. Ortalığı birbirine katacağım. Gece Matraks'ta görüşelim. Yarın 16-18 saatler arasında yine burada, yine Kafa Radyo'da, Zekirdek'te görüşmek üzere. Birazdan Nihat'la Sivrisinek yayında. İyi akşamlar.